Osman Vettel hepinize merhaba. Bu videoda GSS prim borcu nasıl ödenir bundan bahsedeceğim arkadaşlar. GSS prim borcunu ödemek için girmeniz gereken adres bu arkadaşlar. Bunu videonun açıklama bölümünde bulabileceksiniz. Bunu girmek istedi, bu siteye girmek istediğiniz zaman sizden e-devlet şifrenizi isteyecek. E-devlet bilgilerinizi bu ekrana giriyorsunuz. E-devlet bilgilerini nereden alabilirsiniz? En yakın PTT'ye giderek e-devlet şifrenizi PTT'den temin edebilirsiniz. E-Devlet bilgileriyle giriş yaptıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada sorgu türünü diğer tahsilatlar seçiyorsunuz. Sorgu tipini seçin de GSS primini seçiyorsunuz ve borç sorgulaya tıklıyorsunuz. İlk tıklamanıza sonuç gelmezse hemen tekrardan bir tıklamanız gerekecek. Burada aşağıda karşınıza çeşitli bilgiler gelecek. İşte ödemeniz gereken borç tutarı burada görünüyor gördüğünüz üzere. Buradan ödeme yap butonuna tıklayacaksınız. Tekrardan karşınıza bir bilgilendirme penceresi gelecek. Ne kadarını ödeyeceksiniz diye. Buna onay diyeceksiniz. Ve karşınıza böyle bir ödeme ekranı gelecek. Bu ekranda hangi bankanın ne kadar komisyon aldığını göreceksiniz arkadaşlar. Bu ekran size şunu diyor. Eğer kredi kartıyla öderseniz örneğin Akbank'ın kredi kartıyla 3.30 TL ödeyeceksiniz. Yani 3 lira 30 kuruş ödeyeceksiniz. Banka kartı yani bankamatik kartı para çekme kartıyla ödeme yaparsanız hiçbir ücret ödemeyeceksiniz diye karşınıza böyle bir tablo geldi. Hemen aşağı doğru inin. Burada ödenecek bilgileri görüyorsunuz. Ne kadar ödeyeceğinizi görüyorsunuz. Hemen bilgilerinizi yazacaksınız. Ve kart bilgilerini gireceksiniz. Ben burada ödeme işlemini banka kartıyla yapacağım arkadaşlar. Unutmayın, banka kartınızın internet işlemlerine açık olması gerekiyor. Kredi kartı ile yaparsanız ekstra komisyon ödeyeceksiniz zaten yukarıda gösteriliyor. Dediğim gibi banka kartınızın internet ödemesine açık olması gerekiyor. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Kullandığınız bankanın mobil uygulaması üzerinden kartınızı internet alışverişine açabilirsiniz. Şimdi cep telefonuma bir şifre gelecek. Cep telefonuma gelen şifreyi girdim ve gönder butonuna bastım. Şimdi az önce size söylediğim uyarıdan dolayı kartımdan para çekilemedi. Hemen ne yapmam lazım? Telefonumdan bankamın mobil uygulamasına giriyorum. İnternet alışveriş limitini 200 lira olarak düzeltiyorum. Şu an 1 lira görünüyordu. Ve tekrardan bilgilerimi gireceğim. Karşınıza ödemeniz başarılı alınmıştır mesajı geldiyse artık ödemeniz gerçekleşmiş demektir. Kurum sayfasına geri dön diyorum. Dilerseniz buradan dekont bas dekontunuzu basabilirsiniz. Sicile ait yapılan sorgulamada borç bulunmamaktadır dediyse artık GSS prim borcunu ödemişsiniz demektir. Bu videoda size kredi kartı veya bankamatik kartı internet üzerinden genel sağlık sigortası primi nasıl ödenir bundan bahsettim. Video ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir şey olursa videoya yorum yazabilirsiniz. Uzman e destek olmak isterseniz de Uzman .net YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.